Rus askeri uzman Aleksi Leonkov, 2021 yılında Dağlık Karabağ'da çatışmaların devam edeceğini söyledi. Uzman, Karabağ'daki çatışmaların bu yıl yeniden alevlenebileceğini belirtti. Uzman, 2021'de Dağlık Karabağ, Donbas ve Suriye'de askeri çatışmalar devam edecek. Kuril Adaları, Beyaz Rusya ve Kuzey Denizi koridorunda da aynı çatışmalar yaşanabilir. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma bu yıl gizlice devam edebilir. Tüm taraflar savaşın sonuçlarından memnun kalırsa çatışma sona erecek. Anlaşmazlığın çözümü büyük ölçüde Rus barış güçlerinin eylemlerine bağlı olacaktır dedi. Askeri uzman, Donbas, Türkiye ve Ukrayna'nın Kırım'a operasyon düzenlemeye çalışacakları bir yer olacak. Bu, Kırım Yarımadası çevresinde artan gerilimin başlangıcı olabilir. Askeri havacılığın rolü dronlar tarafından oynanacak. Transdinyester bölgesinde Rus barış güçlerinin varlığı çatışmaya yol açabilir. Rand Corporation'ın Rusya'nın kısıtlama ve ihtiyati tedbirler hakkındaki 2019 raporunu tahminlerinin bir argümanı olarak gösteriyor. Belge Güney Kafkasya, Orta Asya ve Transdinyester'i kapsıyor dedi. Uzman, Ukrayna'da eğitilen sabotaj gruplarının Belarus'a sızacağını tahmin ettiğini belirtti. Karabağ'da konuşlu Rus barış güçlerinin güvenlikleri artırıldı. Dağlık Karabağ'da ateşkesi izleyen Rus barış güçlerinin gözlem noktalarında tahkimat kontrol noktaları ve güvenlikleri artırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, kontrol noktalarının ateşli silahlara ve şarapnellere karşı korumanın yanı sıra bölgeyi 24 saat gözlemlemek için tasarlandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı 2021 yılında yapacağı tatbikatlarda, Azerbaycan'ın 44 gün süren Karabağ harekatında gösterdiği askeri başarısını inceleyecek ve uygulayacak. Karabağ'daki 44 günlük harekatın başarısı Rusya-Belarus stratejik komuta ve personel tatbikatlarında Batı 2021 uygulanacak. Rus ordusunun en büyük yıllık tatbikatı olarak kabul edilen tatbikat, bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Rusya Federasyonu Batı Askeri Bölgesi basın servisine göre, tatbikatlar sırasında ordu, seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanılacak. Ayrıca simüle edilmiş bir düşman üzerinde ateş ve elektronik etki, taktik havadan saldırı kuvvetleri tarafından dikey kapsama kullanımı, bir tür savaştan diğerine hızlı bir geçiş ve karmaşık, dinamik bir durum yaratma üzerinde çalışılacak. Rusya Savunma Bakanlığı kanalı, Karabağ'daki askeri çatışmanın insansız hava araçlarıyla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesini gösterdiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Karabağ harekatında kullanılan insansız hava araçlarının başarısı karşısında Rusya'nın insansız hava araçları geliştirme projesini hızlandırma kararı almıştı. Bağımsız Devletler Topluluğu Enstitüsü Kafkasya Dairesi Başkanı Askeri Uzman Vladimir Yevsev, Karabağ'daki çatışmaların sonuçlarının arka planında, Ermenistan-Rus askeri ve askeri teknik işbirliğinin özel bir önem kazandığını söyledi. Ermenistan silahlı kuvvetlerin geliştirilmesi ve Erivan için silah temin edilmesindeki ana vurgunun niceliksel değil niteliksel üstünlüğe yapılması gerektiğini, Rusya'nın müttefikine sunacağı bir şey olduğunu ifade eden uzman, Azerbaycan'ın hava üstünlüğünü gösteren son savaş deneyimini hesaba katarsak, Ermenistan'ın çaresizce modern hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Osa hava savunma füze sisteminin ve birkaç tor biriminin yeterli olmadığı açıktır. Modern hava savunma sistemlerini oluşturmak için birkaç bileşene sahip olmanız gerekir dedi. Ermenistan'ın S-400 hava savunma sistemleri satın alması gerektiğini belirten uzman, modern elektronik harp sistemleri olmadan güçlü bir hava savunma sisteminin geliştirilmesi imkansızdır. Ermenistan, Kıraşuka kara tabanlı elektronik harp sistemlerini ve Hibini hava tabanlı elektronik harp sistemlerini edinmelidir. Her iki sistem de düşman uçaklarıyla savaşmanın güvenilir ve etkili bir yolu olarak kendilerini kanıtladı. Azerbaycan ordusunda hizmet veren çok sayıda insansız hava aracı göz önüne alındığında, gelecekte Ermenistan'ın drone satın alması gerekecek diye konuştu. Ermenistan'ın insansız hava aracı konusunda gelişme sağlayabileceğini ve Rusya ile işbirliği yapabileceğini belirten uzman, şu anda Rusya'nın kendi insansız uçağını hızla geliştirdiği ve önleme uçağı geliştirme ve üretimine özel önem verildiği biliniyor. Modern insansız hava araçlarının ortak Ermenistan-Rus üretimini oldukça gerçekçi görünüyor. Ancak dronları etkili bir şekilde kullanmak için gelişmiş bir kontrol sistemine ihtiyacınız var. Ermenistan, Rus muharebe kontrol sistemleriyle etkileşim konusunu gündeme getirebilir. Ermenistan'ın Rus uydu sistemlerine erişim kazanması da ilginç olurdu. Bununla ilgili müzakereler başlatılabilir. Ermenistan, Rus uzay istihbarat verilerini kullanma fırsatı bulursa, bu savaş yeteneklerini önemli ölçüde artıracaktır. Gerçek zamanlı olarak savaşabilmelisiniz, ama şimdilik Ermeni silahlı kuvvetleri maalesef bunu yapamazlar dedi. Ermenistan'ın insanlı havacılığı geliştirmeye devam etmesi gerektiğini aktaran uzman, güçlü avcı havacılığı olmadan, sadece hava üstünlüğünden değil, aynı zamanda etkili hava savunmasından da bahsetmek imkansızdır. Geçen yıl, Erivan 4 adet Su-30 çok amaçlı avcı uçağı satın aldı, bu tür uçaklardan 8 adet daha satın alınması planlandı. Savaşın ve ekonomik durgunluğun bu planlarda herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor, ancak kendimizi 4 uçakla sınırlamanın aptalca olduğu aşikar. Bunlar sadece işe yaramaz oyuncaklar haline gelecekler. Bu makinelerin yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için en az bir filoya, 12 uçağa sahip olmanız gerekir. Aynı Azerbaycan, savaştan bir ay önce orada konuşlandırılan Türk F-10 atlılar sayesinde büyük ölçüde hava üstünlüğünü kazanmayı başardı. Türk uçağı olmasaydı, Bakü'nün yetenekleri önemli ölçüde sınırlı olurdu. Elbette havacılığın rolü tartışılamaz, ancak yine de düşmanlıkların büyük kısmının sahada ortaya çıktığı dikkate alınmalıdır diye konuştu. Karabağ'daki çatışmaların Ermeni ordusunda kundağı motorlu silah sıkıntısını ortaya çıkardığını da ifade eden uzman, bu kadar az sayıda kundağı motorlu toplara sahip olmak kabul edilemez. Ermeni topçularının ana kısmı çekili silahlardır. Bu durum topçuların hareketliliğini büyük ölçüde azaltır. Kundağı motorlu silahların kalibresi de farklı olmalıdır. Azerbaycan cephaneliğinde Grad ve Smerç'lerden İsrailler 160 ve Türk kasırgaya kadar geniş bir jet sistemleri yelpazesine sahiptir dedi. Aselsan, Boran 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs atış kontrol sisteminin kalifikasyon testlerini tamamladı. Sürekli değişen ve zorlaşan muharebe koşullarının gerektirdiği yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ihtiyacını karşılamak amacıyla havadan taşınabilir hafif çekili obüsü geliştirme projesi başlatıldı. Modern donanımlara sahip, hafif ve helikopterle taşınabilen Boran obüsünün atış kontrol sistemini geliştirme görevi Aselsan'a verildi. Proje kapsamında tasarım faaliyetleri ve prototip üretimini tamamlayan ve seri üretim aşamasına gelen Aselsan, son olarak sistemin kalifikasyon testlerini Konya Karapınar'da gerçekleştirildi. Testler, yapılan atışlarla başarıyla tamamlandı. Böylece atış kontrol sisteminin beklentiler doğrultusunda görevini yerine getirdiği ortaya konuldu. Boran atış kontrol sistemi, helikopterle havadan taşınabilen, karayoluyla çekili olarak intikal ettirilebilen, hafif, yüksek ateş gücüne sahip 105 mm Boran obüsünde kullanılmak üzere geliştirildi. Obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz ve gece görerek atış yapabilmeye imkan veren elektro-optik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor.